Selamlar, hoş geldiniz. MSÖ hakkında çok fazla konuşmam için mesaj atmıştınız. Hepinize teşekkür ederim. Aslında 120 gün kala videosu yaptık. 90 gün kala videosu da yapamadım. Hani onun için de biraz yazmışsınız hocam 90 gün yapmadınız diye. Bu videoyu hem 90 gün hem de MSÖ değerlendirmesi gibi düşünebilirsiniz. Biraz boğazım ağrıyor. Aksırıp tıksırırsam kusura bakmayın. Ve şunu söyleyeyim. Hani video yapma amacım aslında çok mesaj atmanız değil arkadaşlar. Çünkü ben uzun süredir takip ediyorsanız bilirsiniz. MSÖ hakkında pek konuşmuyorum. Benim öğrencilerim olur. Ben her yıl 5-6 öğrenci alır hazırlarım. O öğrencilerin hedefleri MSÖ'dür. Ve MSÖ'ye girer kazanırlar. Çok şükür genelde öyle oluyor. Bazen çok ufak tefek file versek seneye de kalsa öyle oluyor. O yüzden ben MSÖ'ye ilgili pek fazla yorum yapmıyorum. Zaten çalıştırdığım öğrenciler çok kısıtlı oluyor. Ve o öğrenciler şunu söyleyeyim. Bu videoda söylemem lazım. Benim arkadaşlar göz bebeklerim. Her yıl aldığım o 5-6 öğrenci kesinlikle tek hedefleri oraya girmek, o okulu okumak, geleceklerini oraya üzerinden kurgulamak olduğu için o öğrenciler YKS için çalışanlardan özür dilerim. Benim her zaman yani kalbimdeki yerleri ayrıdır. Her zaman göz bebeklerimdir. Çünkü ben öyle bir geçmişten geliyorum. Öyle bir istekteyim. Öyle bir ekoldeyim. O yüzden orası benim için hep ayrıdır. Ama bakın ben bunu başta niye söylüyorum? Bugün bu video için yapacağım yorumların hepsini kalbimden yaptığıma inanın. Çünkü ben kendi öğrencilerim için bile şu anda bazılarının kendileri biliyorlar zaten konuştuk. 40 yapmaması gerekiyordu. Ama 40 yaptılar. Mutlu olmadılar arkadaşlar. Niye? Çünkü kendileri de farkında. 40 net yapamayacak. Daha henüz yolu olmasına rağmen 40 yapması şöyle bir çıkarıma sebep oluyor. Ben bile 40 yapıyorsam tabii ki de bilesinin sonucunu sonuçlarla birlikte görmüş olduk. Dolayısıyla ben bugün tekrar söylüyorum. Bir öz eleştiri yapıyorum. Tamamen birilerini korumak, öğrencimi savunayım, sınavı savunayım. Başka bir büyük kitleyi, bir otoriteyi savunayım gibi bir amacım yok. Özellikle izlediğiniz videolar, bak söylüyorum, konuşmamın amacı sizin mesaj atmanız değil arkadaşlar. Aslında karşıma çıkan videolardı. Çünkü herkes bir şey söyledi ve bazı kişilerin yanlış yorum yaptığını, taraflı yorum yaptığını biliyorum. Nereden biliyorum? Hepsini konuşacağız, anlatacağım. Bu videoların hepsi de zaten burada kalıyor. Kaldığı için de ben mutluyum. En azından benim 2024 yılındaki yorumum buydu. Ben şunu demiştim diyebileceğim. Ben çünkü geçen yılda aynı sözlerimi sarf ettim. Bu yılda aynı sözlerimi sarf ediyorum. Diğer yılda aynı sözlerimi sarf edeceğim. O yüzden bende bir değişiklik olmayacak. Gönlüm rahat. Hepsini dediğim gibi neyi açıklamaya çalıştığımı size söyleyeceğim. Bugün birazcık size kızmam gerekiyor bazı noktalarda. Hepsini konuşacağız. Sınava karşılıkta ne yapacağınızı açıklamaya dilim döndüğünce çalışacağım. Şimdi yığılma oldu mu? Ben tabletime başlık yazdım. Yığılma oldu arkadaşlar. Ne zamanlar yığılma oldu? 2020'de oldu. Ne çıktı? Hastalık çıktı. Üvey evlat konular var artık. Bak komple üvey oldu hatta. Evlat da kalmadı. Komple üvey, hatta şey, aileden bile saymadığımız 3 tane konu var bana göre. Ben limit, türev, integral artık sizin çok üniversite sınav konularınızdan saymıyorum. 2020'de türev, integral, limit gitti. 22 mi 23 mü hangisine gitti? Bir hastalık dönemi gitti, bir depremde gitti. Bu konular 2 yılda bir düzenli kaldırılıyor. Artık dayanamadılar. Zaten komple integrali de kaldırdılar. Ne amaca hizmet edecekse. Şimdi ben bunu dediğim bir video çektim, hatırlar mısınız? 300 bin küsür izlenmiş. Teşekkür ederim. Yorumlarınız çok güzeldi. Özellikle öğrenci arkadaşların, özellikle üniversiteye kazanmış arkadaşların, üniversitede okuyan, üniversitenin içinde olan öğrencilerin yorumları çok kıymetliydi benim için. Ne dediler? Dediklerinizde haklısınız. Üniversiteye gittiklerinde benim söylediğim sözlerin orada bir karşılığının olduğunu fark ettiler çünkü. Ben üniversiteye boş gittiğinizi söylediğimde, konuların bu kadar çekildiğinde, bu kadar içi boşaltıldığında, bu kadar azaltıldığında, karşılığının sizde kötü olacağını söylediğimde benimle dalga geçmiştiniz arkadaşlar, siz değil. Dalga geçenler var biliyor musunuz? Ben bunları da aslında keşke açık açık söyleyebilsem ama istemiyorum. Bu saatten sonra zaten çok konuşma videosu da yapmak istemiyorum. Çünkü konuştuğum şeyler doğru olmasına rağmen benimle birlikte burada bu işi yapan insanlar doğru şeyi söylememe rağmen sırf tahtada ben böyle devrilmeyeyim, bu taraf kaymasın diye biraz üstü kapalı konuşuyorum. Söylenen doğru sözlerle bile alay ediyorlar. Söylenen doğru sözleri bile küçümseyici buluyorlar. Kümeler konusu kalktı dediğimde siz bağıntı dahi bilmeden fonksiyon gördüğünüzde ezbere yaptığınızı hiçbir şeyden temeli oturtup bir şekilde mantığını anlayıp yapmadığınızı söylediğimde ne olacak canım o konuda işte basit bir konu hemen anlatılır geçilir deniliyorsa, bu işi yapan öğretmen bile bunu söylüyorsa, öğretmenler bile bunu söylüyorsa, o zaman arkadaşlar burada zaten yozlaşan tek şey sınavın kendisi değil. Ben size niye söyleyeyim? Benim niye integral kaydım, türev kaydım saatlerce? Ben anlatmaya çalışıyorum. Bak çok şükür hiçbir yere bağlı değilim. Ben kendim konunun o kadar olması gerektiğini düşündüğüm için öyle anlatıyorum. Ha bazı yerlerde tekrara çok düşüyorum. Çıkın. Anlattığım şeyi bir daha anlatıyorum. Çıkın.
Belki diyeceksiniz, senin anlatım yeteneğin kuvvetli değil. Kabul, öz eleştiri olarak alırım, kabul. Çok kötü anlatmışsın, 5 dakikalık yeri yarım saatte anlatmışsın, kabul, alırım. Ama arkadaşlar hiçbir zaman orada kalsın, orayı da geçeyim demiyorum. Niye demiyorum? Sonucu bu işte. İyi mi oluyor size? İyi mi oluyor? Konu çıktığı zaman iyi mi oluyor arkadaşlar? Basitleştiği zaman iyi mi oluyor? Ben bunları konuştuğum zaman, komik bir şey söylüyormuşum gibi gruplarda fotoğraflarım, videolarım döndüğü zaman iyi mi oluyordu? İnanın umursamıyorum. Umursamıyorum, niye umursamıyorum? Geçen yıllarda umursardım, üzülürdüm. Yağmur'la çok konuşurduk, benim hakkımda bu denmiş yapılmış. Ama geçen yıl aldığım, şu an çalıştığımız 11'ler size söyleyeyim. Artık YKS sınavını bile girmeyi pek planlamıyorlar. Hepsi dil çalışıyor arkadaşlar. Hepsi dil çalışıyor. Ben dahil, ben de şu an dil çalışıyorum. Niye? Sınava güvenmiyoruz belki de. Belki de o öğrenciler artık böyle bir sınava girmek istemiyor. Belki de verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını düşünmüyorlar. Siz düşünüyor musunuz? Girdiğiniz MSÖ sınavının gerçekten hazırlanmış tam YKS tertipinde böyle bir prova niteliğine giren öğrencilere soruyorum. Böyle bir sınavda girseydiniz, sıralanamasaydınız, arada kalsaydınız mutlu mu olacaktınız? Emeğinizin tam karşılığını verdiğini düşünüyor musunuz? 2020'de 22'de girenler düşünüyor mu? Emeğimin karşılığını alamadığım bir yerde durur muyum arkadaşlar? Mutlu olmadığım, sevildiğimi hissetmediğim, düşünüldüğümü, önemsendiğimi hissetmediğim bir yerde durur muyum? Durmam değil mi? O zaman niye bu öğrenciler bu sınav sistemine girsin? Konuştuklarımın hepsine hak verdiğinizi biliyorum ama ben konuşuyorum. Ne oluyor? İşte ben çalıyorum, siz oynuyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunlar kalsın. Ben geçen yılda bunu söyledim, bu yılda söylüyorum. Konuların hafifletilmesi size ihanettir. Sınavların kolay yapılması size ihanettir arkadaşlar. Hep söylüyorum bakın. Ben şunu da demiyorum. O kadar zor olsun, 5 net çıksın. Öyle bir iddiam yok. Ama yeter ki şu çalışanla çalışmayanın gerçekten 3 yıl emeğini verip, 4 yıl emeğini verip, 1 yıl emeğini verip, mezuna kalmış gerçekten işte çok fazla kendi üzerine koymuş, geçen yılki çok büyük başarısızlığını kapatmış öğrencinin karşılığını alabildiği, bir yılımı verdim ama şuna değdi diyebildiği bir sınav beklemek benim hakkım. Öğretmen olarak, beni, yani tırnak içerisinde ben kendimi öğretmen gözü de görmüyorum. Ben çünkü burada matematik anlatıyorum. Hiçbir zaman size şey demedim, yani ben sınava hazırlıyorum gibi bir iddiam yok. Ben matematik anlatıyorum. Sizi de dinleyip sınavınızda uyguluyorsunuz. O yüzden bu iddiadaysam, böyle bir bana yüklenmiş bir sıfat varsa benim bunu beklemek en doğal hakkım. Ben de istiyorum beni dinleyen, hazırlanan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alması. Bak 7 dakika olmuş kamerada. Ben daha konuya giremedim bile çünkü doluyum arkadaşlar. Ben de doluyum. Ve konuştuğumda beni desteklemesini istediğim insanların, burada bu işi yaptığımız insanların aksine dalga geçmesi, aksine o konular kolay birkaç saatte anlatılır ya ne olacak demesi beni iyice yaralıyor. Sizi yaralamaz mı? Elbette yaralar. Ama dediğim gibi artık alttan gelen öğrencilerinde benim de bazı şeylerde hevesim kırılıyor ve başka şekilde aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, diğer öğrenciler artık YKS ile ilgili pek girme hevesleri bile yok. Bunları ilerleyen vakitte tekrar konuşacağız. Şimdi müfredat değişince, azalınca iyi mi oluyor? Ben bununla ilgili bir video yapmıştım, tekrar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi kötü oluyor arkadaşlar. Kolaylaştırılması sizin için hep zarar, hep zarar. Sınavınızın iyi hazırlanmış olması lazım. Ve şuraya bir parantez açmak istiyorum. Deprem ve hastalık kısmına özellikle değindim. Acaba böyle olağanüstü olaylar olduğunda sınavlar hafifletiliyor mu? Mesela yakın zamanda gerçekleşecek bir, bilmiyorum, bizi etkileyecek bir şey vardı, o yüzden sınav kolay mı soruluyor? Bak, ben sadece düşüncemi, beynimdeki düşünceyi aktarıyorum. Bunlar genelde sizlere eğitim kanalda tırnak içerisinde olduğu için pek söylenmez ama şunu çok rahat görüyorsunuz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Her şeyin içerisinde her işi etkileyen bir şeyler oluyor değil mi arkadaşlar? Her şeyin, eğitimde de var bu. Her şeyde var. Acaba işte bu etkilenmek, ya bu bir şeylerin bizi etkilemesi kötü mü oldu? Acaba dediğim gibi yakın zamanda olacak şeyler için böyle olmaması daha mı uygundu da böyle oldu? Yani bizim hazırlanıp karşılığını beklediğimiz bir sınavın daha büyük bir güç tarafından, acaba hazırlık aşamasında değil de daha, nasıl söyleyeyim, biraz üstü kapalı konuşuyorum ama daha işte istenilen yöne doğru kaydırılması mı söz konusuydu? Ha? Bunları sormak zorundayım. Bunları siz de düşünmek zorundasınız. Bu ülkenin genciyseniz düşünmek zorundasınız. Ama hep derim size, sınav zamanı bunları düşünmeyin. Kafanızı bunlarla meşgul etmeyin. Ne yapayım arkadaşlar? Kimle konuşacağız? Kim değiştirecek? Ha? Siz geliyorsunuz. Benim öncekilerim de bana derdi. Benden sonrakine diyorum. Böyle olacak yani bu. YKS için geçen yıldan gelen yığılma var mı? Var. Yazmışım başlığa. Kocaman yazmışım. Olmaz mı? Geçen yılın 8.000, 10.000, 12.000 yapan, derece yapmış, 5.000 yapan öğrencileri tekrar girecek. Yani yığılmanın olması iyi bir şey mi? Değil. Adam yerleşemedi ki. Yerleşmiyor. Bir daha girecek. Sizin önünüze en büyük rakip, güçlü herif, bir yıl koymuş, bir yıl iyi sıralama yapmış. Dediklerim moralinizi bozmasın. Bunlar var. Ben olan şeyleri söylüyorum. Bu moral bozma videosu değil.
Altına kocaman bir açıklama koydum bakın o yazdığım şeyin. Zor sınav yapılsın dediğimde evet bana kızmıştınız yazmıştım. 2021 sınavı kötü müydü? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzel bir şekilde gerçekten insanların bak şunu söylemiyorum. Matematik çok zor olsun. Sadece matematik çözen kazansın. Hayır asla. Asla. Keşke sınav sistemi matematiği yapanların üzerine kurulu olmasaydı ama en basit şeyde bile matematik var bizim ülkemizdeki sınav sisteminde. ALES'te var, KPSS'de var, şurada var, burada var. Onları yapmadan matematik olmadan olmaz. E niye? Ben bunu istemiyorum bakın. Bak dedim ya öz eleştiri yapıyorum. Kendi öğrencime bile videoda laf ediyorum. Kendi branşıma bile laf ediyorum arkadaşlar. Konuşmak için konuşmuyorum. Gerçekten hissettiğim şeyleri söylüyorum. Yani matematik yapanın 15-20 net yapıp süper yeri kazanması o kadar zor olsun öyle bir iddiam yok ama her branştan bu olsun. Olacaksa biz bir yıl Türkçesi kolaydı, matematiği zordu. Ya da AYT'de o zaman şöyle gelecek, böyle gelecek. Bu akıl oyunlarına girmeyelim. Bu olmasın. Biz bunları istemiyoruz. Neyse dediğim gibi ben çalıyorum ya da siz çalıyorsunuz ben oynuyorum herhalde. Alta kocaman bir yıldız koydum. Bu MSÖ ile ilgili yorumumdu. Yığılma oldu mu oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Prova için girdiyseniz güzel. Buradan ders çıkaracağız. Ama MSÖ amaçlı girdiyseniz bunun için de artık siz birazcık daha dikkatli hareket edeceksiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Yakınmanın hiçbir anlamı yok yazmışım. Tablette kocaman fosforlu sarıyla boyalı. Bunu kendim için yazdım. Yakınmamın hiçbir anlamı oldu mu? Bakın 8-9 dakika konuştum. Hiçbir anlamı oldu mu? Belki şimdilik olmadı. İleride belki biz bir şeyleri değiştiririz ama sınavınız esnasında ben şuradayım, bu sistem böyle oldu, bura böyle oldu. Benim az önce konuştuğum şeyleri kendi içinizde yapmayın. Ben konuştum, tamam konuştuk, kapattık. Böyle geldi, yapacak bir şey yok. O sınav geçti. Biz kendi gelecek sınavımıza hazırlanmalıyız. Olabilir. O yüzden sistem böyle, burası böyle, şu şöyle olduğu için olmuyor. Bu. Ben böyle çalışamam, bunu yapamam. Arkadaşlar bunları kendinize yüklerseniz, sürekli problemleri dışarıya atarsanız, sürekli problemlere odaklanırsanız aşırı dibe düşersiniz. Benim sınav senem sürekli benden böyle şey. Zeki olan insanların işte ben böyle yaratılmışım, benim kapasitem böyle, ben hiçbir şey anlamıyorum, o adam onu o kadar anlıyor. Evet, ben bu arada ağır man kafayım ha, bakmayın öyle. Ben arkadaşlarımın bir ders anladı, integralde şey vardır yani sabitle çarp ki orada bir şeyin diferansiyeli olsun, direkt integralini al çıkar kısmı. İşte atıyorum x küp var ya da ne bileyim x kare var işte, oraya 3 ile çarp, 1 bölü 3 ile de dışarıya çarp ki x küp diye çıksın. Anladınız değil mi? Ben o kısmı anlamadım. Benim sıra arkadaşım vardı, Kürşat vardı. Hemen anlamıştı. Adam tıkır tıkır yapar derse ya da ben derdim ulan 5 dakika oldu göreli ama adam anladı. Anladı, yapacak bir şey yok. Kürşat'a da selamlar buradan canım kardeşim. Anladınız mı? Benim kafam hep geri basardı. Ben hep böyle 5 dakika insanların 10-15 dakikada anladığı şey akşam 1 saat ayırmalıyım ki anlayayımdım. Biraz salaktım yani. Ama ona rağmen hep şey derdim işte oturayım süper çalışayım kendimi derslerime vereyim alayım değil de hep böyle ben yanlış anlıyorum ben geç anlıyorum. Hayır benim öğrenme stilim oymuş. Bir kere kendinizi kabul edin. Bu noktada dediğim gibi sistem kötü şu kötü bu kötü böyle oluyor diye kendinize zamanınızı kaybettirecek sizi dibe çekecek şeyleri kenara bırakın. Anlaştık mı? Bazı şeyler eksik mi kendinizde de olabilir sistemde de olabilir. Evet yapacak bir şey yok siz bir sınava girip burada okul kazanmak istiyorsanız bir önümüze bakalım bir ihtiyacımız olan şeyleri düşünelim. Video başında konuştuğum kısmı başka bir part gibi, burayı başka bir part gibi düşünün. Sistemimizi ettik. Şimdi yolumuza bakalım, tamam? Dediğim gibi arkadaşlar, yakınmanın anlamı yok. Denemeniz kötü mü geldi? MSÖ'de kötü mü yaptınız? Bunların hiçbir artık yakınmanın anlamı yok. Eksikleri hemen ortaya koyacaksınız. Hala bu noktaya kadar söyleyeyim. Soru bankası fetişine devam eden. Ben soru bankası çözeceğim. Kitaplıkta 3 tane boş soru bankası var. Onlar olmadan olmaz. Bir şu konuyu bitireyim de denemeleri öyle geçeriz. Bak bu noktada hala bunları diyorsanız bu iş inanılmaz yokuş yukarıdır öyle söyleyeyim. O yokuşu tırmanamayabilirsiniz. Bırakın arkadaşlar 3 ay kaldı. Artık şey konuşmaları dönüyor. Çok soru çözmek sınavı kazandırmaz. Çok soru görmek kazandırmaz. Şöyle yapmak kazandırmaz. Çözdüğün soruyu tekrar çözersen hiçbir anlamı yok. Bilmediğin şeyleri çözmen lazım. Allah Allah. Niye sınav bir aylık bir sınav mı? Sınavı size veriyorlar siz bir ay sonra mı teslim ediyorsunuz? Oğlum süre var burada süre. Bunları diyeni ALES sınavına koyasım geliyor ya. 50 Türkçe, 50 matematik bir o süre zarfında çözmeye çalışın bakalım. Çözebiliyor musunuz? Ben 50 tane matematik çözemeyecek miyim? Kitabını yazıyorum yani. Özür dilerim ama çözemeyecek miyim? Aa, kısıtlı sürede bazen çözülmüyor. Geçen gün 48 yaptım, çözemedim 2 tane yanlış yaptım hızlı çözdüm. Bak olmuyor. Demek ki bu iş arkadaşlar gördüğünü görmekle ilgili değil. Soru çözmeden bu iş olmaz. YGS'den beri böyle. Çok fazla soru göreceksiniz. Çok fazla soru tipi göreceksiniz. Karşınıza o soru tipi geldiğinde ha. Şu kalıp ben bunu kullanıp daha önce bunu görmüştüm deyip ilerleyeceksiniz ki hızlı çözesiniz. Yoksa doğrudan ilk defa karşılaştığınız bir soruyla nasıl baş edeceğinizi orada bilemeyip elinizi yüzünüze bulaştırabilirsiniz. O yüzden soru görmek önemli.
Demedin mi soru bankası fetişini bırak? Dedim. Soru bankasını çözerken süre tutup çözmüyorsunuz. Süre tutup çözseniz dahi kendi orijinal denemenizle oturup başlayıp çözdüğünüz gibi değil. Niye değil? 40 matematiği çözdükten sonra sen gidiyorsun bir lavaboya ara, bir çay, bir kahve, bir part dizi. Sınavda öyle mi? Yo, arka arkaya patır patır gitmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar deneme çözeceksiniz. Bak söylüyorum. Mesleğe yapılan hatalar yanlış. Önemli değil. Bakın nerede yanlışınız var. Üzerini kapatın. Biz ne dedik? Her yaptığımız denemeyi sanki ilk denememiz gibi değerlendireceğiz dedik. Siz bunun motivasyon düşüklüğünde kalırsanız kendime de diyorum kaybedersiniz. Ben de şimdi hazırlanıyorum. İngilizce denemesi. TOEFL denemesi çözüyorum. Çok kötü. E ne yapayım? Kötü oldu. Bakmayın size dedim ya bazen çok kavga ediyorum. İnanılmaz düşüyorum ama çalışmaktan başka size bu kanalı kurduğumdan beri söylüyorum. Çalışmaktan başka şansımız yok. Yok arkadaşlar yok. Benim istediğim şeyler için o sınavı başarılı vermem gerekiyorsa yapacak hiçbir şeyim yok. Ben o sınavda zaten başarısız oldum. Tekrar hazırlanıyorum. Bak söylüyorum. Benim motivasyon kırıklığım da var. Mezun gibi düşünün beni. Ben de mezunum bir noktada. Ama çalışacağım. Bu sefer olması gerekiyor. Yanlışımı gördüm. Ve neyi gördüm biliyor musunuz? Çalışırken yolda bazı şeyleri yanlış yaptığımı gördüm. Ha, ne zaman geldi bu bilgi bana? Kendi başıma çok çalıştığımda geldi. Kendi başınıza yürüdüğünüzde diyorum ya kendinizi tanıyacaksınız. Çalışmak niye önemli? Kendini tanırsın. Kendi isteğini bilirsin. Nerede hata yaptığını görürsün. Hayata karşı da böyledir. Arkadaşlar, o yüzden artık sizin 30 günde şunu bitiriyoruz. 5 günde bu bitiyor. 1 saatte şu bitiyor. Konu olarak demiyorum. Benim de var yoksa 1 saatte dizileri bitir diye videom var. Öyle demiyorum. Anladınız ne demek istediğimi? Bu şekilde sizin zamanınızı yiyecek videolara vaktiniz yok. Lütfen bak. Kalan zaman zarfında 5 günde AYT matematiği bitir. Bitiyorsa buyurun 300 videoluk listem var benim. Hadi ben çok anlatıyorum. Şey alayım 1 bölü 3 alayım. 100 videoluk listem var. Bitiyor mu? Hadi az daha alayım. 50 videoluk liste. 5 günde bitti. Nereye bitiyor? Sinmez o. O videolar sinmez arkadaşlar size. Siz elinize kalem alıp matematikte uygulamadığınızda bitiremezsiniz. O yüzden lütfen artık şu karşınıza çıkan ben şunu yaptım bitirdim. İşte şu kadar günde şunu halledelim. Bu şekilde böyle hap sadece oradaki etkileşimi arttıracak videolardan lütfen uzak durun. Lütfen. Kalan zaman zarfınız çok kıymetli. Sizin yapacağınız tek şey oturup şu teknikmiş, bu şeymiş değil. Oturup kendi başınıza çok özür dilerim. Affınıza sığınarak söylüyorum. Eşek gibi çalışmak. Başka hiçbir yöntemi yok arkadaşlar bu işin. Kazanan adam da aynı şeyi söylüyor. Teknik ne tekniği? Tekniği olsa arkadaşlar bu işin size söylenmez mi? Bu noktaya kadar birisi görüp fark edip anlatmaz mı? Ben size söyleyeyim kendi branşım için. Elinize kalemi alıp terleye terleye, zamanı gelince ağlaya ağlaya, bazen acı çeke çeke yapacaksınız. Başka yolu yok. Ben de böyle öğrendim. Benden önceki de böyle öğrendi. Bu iş böyle ilerliyor. Dolayısıyla lütfen şu karşınıza gelen 5 günde hallettim, 5 saatte bitirdim. Şu tekniği uygula, sınavı fulle. Böyle şeylere ne olur tıklamayın. Gidin açın onun yerine bir ciddi söylüyorum bir NBA özeti izleyin. Ben kendimi öyle yapıyorum. Bir açın bir dizi izleyin bari izlediğinize değsin. Bu şekilde olan hiçbir şeye zaman kaybetmeyin. Bunu size söyleyeyim ve şunu da sormak istiyorum. Takip ettiğiniz kişilerin mesela bilmiyorum yani siz ders aldığınız, ders dinlediğiniz kişilerin mesela okudukları bölümleri, mezun oldukları okullara falan bakıyor musunuz hiç? Dikkat ediyor musunuz? Geçen gün bununla ilgili bir anket vardı. Benim de Instagram'da paylaşmam için okuldan bir üniversiteden bir hocam iletmişti. Paylaşacağım yakın zamanda. Ders dinlediğiniz kişilerin mesela hangi bölümden mezun? Mezun mu? Dinlediğiniz ders dinlediğiniz kişi acaba bir üniversite mezunu mu değil mi? Üniversite terk mi? Bunları mesela dikkate alıyor musunuz? Zamanınızı verdiğiniz, hayatınızı emanet ettiğiniz kişinin geçmiş hakkında bir bilginiz var mı? Yoksa rastgele çıktı, herkes bakıyor, ben de bakıyorum mu diyorsunuz? Bak bence bunlar da çok önemli. Ha, kalan zaman zarfından değil de keşke öncesinde konuşsaydık ama lütfen o yüzden dediğim gibi kalan süreyi siz kendinize odaklanarak, başkasının yaptığı değil, arkadaşım şunu yapmış, şu kitabı almış, çözmüş değil. Kendin neyi yapıyorsun? Kendi ihtiyacın ne? Kendi seviyen ne? Lütfen kalan tüm zaman zarfını bununla değerlendirin. Sizin çok iyi değil mi sosyaliniz? O zaman çok iyi sosyal denemesi çözmeyin arkadaşlar. Biraz daha kolay sosyal denemesi çözün. Ya da matematiğiniz TYT'de çok iyi değil, hala hatam var. Daha basit denemeyle gidin. Ve hep diyorum süre tutun. Kendi alanınızda, kendi düzeyinizde süre tutarak sürekli bunu yaparak ilerleyeceksiniz. Şu size tavsiye. Kalan bu zaman zarfının en büyük ne diyeyim? Fair play aslında. Ya ben türevi de bırakacağım ya ben integrali de bırakacağım. Zaten 3 soru geliyor. Onu yapmayayım. Onun yerine şunu çalışayım. Ya biyolojide pek alanım değil ama hatırladığım kadarıyla diyeyim. Bitki biyolojisi çok fazlaydı. Sistemler fazlaydı. Oraya bakmayayım. 2 soru geliyor. Şuna çalışayım. Sakın. Sakın arkadaşlar. Sınava bir ay yok, 5 hafta şey yok, 2 gün yok, 5 gün yok. Lütfen ya bu ne demek? Ben o konuya çalışmayayım. Hayır arkadaşlar.
İntegral konusu yine sizin bir haftada çalışıp bitirebileceğiniz, size 3 net getirebilecek bir konu. Türev konusu öyle bir konu. Sizin konularınız AYT matematikte zor değil. Zor değil. Hala nasıl konu ayıklıyorsunuz siz? Daha başındayız yani biz bu işin neredeyse. Deneme çözme, tam deneme başlama 3 ay kalmış. Konularım bitmeye yakın, belki çoğu bitti. Tam deneme çözüp 3 ay hazırlanacağım süreçteyim. Siz niye konu ayıklıyorsunuz? Hala diyorsanız integral çalışmadım. Her girdiğim Türkiye denemesinde 3 tane soru bırakıyorum hocam. Fonksiyon ötelemelerini, fonksiyon grafiklerini bilmiyorum. Her denemede bir net gidiyor. E niye bakmıyorsunuz? Hata burada işte. Niye bakmıyorsunuz? Niye integrale henüz başlamadınız? Size söylüyorum. Lütfen dışarıdaki kişi şunu yaptı, şunu ilerdi. Bu metot değil. Eksiğim ne? Eksiğim bu abicim. Çalış. O zaman çalış. Ona çalış. Ve sizin bu çalışma düzeninizi bozan mesela TV haberleri izlemeyin arkadaşlar. Ben bakıyorum. Twitter kullanmıyorum. Sadece gelip ben şu okula konuşmaya gittim deyip paylaşım yapıp çıkıyorum. Bakmıyorum. Rahatsız oluyorum ya. Ben kafamı artık sürekli böyle dinamik, her dakika başka haberlerin aktığı, sürekli bir kötü bir şeyin olduğu bir yerde kullanmak istemiyorum. Bakmayın. Lütfen bakmayın. Bir arkadaşınız artık bu konulara çalışmayacağım, ben çıkmıyor deyip içinize kurt düşürüyorsa konuşmayın. Bir arkadaş grubunuza gittiğinizde kafeye ders çalışılmıyor, sigara molasına, çay molasına gidip zaman ölüyorsa gitmeyin. Bunları yapmayın. 3 ay kaldı. 3 ay geleceğinizin hepsini etkileyebilir. Bak hep öğrencilerime derim. Benim kendi matematik hocam derdi. Bir net ilinizi değiştirebilir derdi. Bir net ailenizin yanından gitmenize sebep olabilir. Bir net istediğiniz okulu sizin el sallamanıza sebep olabilir. Olmuyor mu? Al MSÜ'deki gibi yığılma. Bir sosyal bile sayısal veya sözel öğrenci veya işte neyse eşit ağırlık öğrencisi fark etmeksizin kıymetli. Sizin artık hiçbir şey ayıklama lüksünüz kalmadı. Bu dediklerim zor mu? Elbette zor ama söylüyorum arkadaşlar. Başka kişinin yaptığı değil. Kendiniz ne istiyorsunuz? Kendiniz hedefiniz ne? Kendi eksiğiniz ne? Lütfen sadece kendiniz. Sadece ben. Biraz bencil olarak ilerleyeceksiniz bu süreçte. Başka türlü olmuyor çünkü. Ben de mesela bu noktada konuşup moralinizi mi bozdum? Açık söylüyorum. Veya anlattığım biraz mesela ben bazen eski videolarıma atıf yaparak anlatırım. Eski videolarımı izlemeyip bir video izliyorsanız bazen tam olarak anlayamıyor olabilirsiniz. Canınızı mı sıktım? Benden izlemeyin. Bunu kızarak demiyorum. Ben niye sizin moralinizi bozayım? Moralinizi bozacak tonla şey var zaten. Ben sizin moralinizi toplamak için kendi bazen moralim bozuk olmasına rağmen konuşuyorum. Misal. Ama yapmak zorundayım çünkü sizin gerçekten başarılı olmanıza sizden daha çok benim ihtiyacım var. Sizden daha çok bu lafımı unutmayın. Benim sizin başarılı olmanıza ihtiyacım var. Ben buradayım. Bak ben buranın evladıyım. Buranın iyi olmasını istiyorum. Bu da benim hakkım. O yüzden sizin başarılı olmanızı kalpten anne babanız ne kadar istiyorsa yemin ederim sizin misliniz kadar ben de istiyorum. En iyi yerde okumanızı, en güzel yapmanızı. Ya ben kütüphanede çalışıyorum. Bu hafta mesela. Bu hafta kayıttayım. Bu hafta şey vardı. Tıp komiteleri var. O yüzden herkes tümü tıpçı. Ne zaman milli kütüphaneye gidip karşılaşsak hepsi işte ben hocam Ankara tıptayım, Gazi'deyim hepsine selam var. Çok mutlu oluyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Sizin mutluluğunuz, sizin başarınız beni misliyle mutlu ediyor arkadaşlar. O yüzden benim de buna ihtiyacım var. Bana da borcunuz var. Öyle düşünün. Bu size ağırlık bindirmesin. Hani motive etsin. Benim de size ihtiyacım var. Sizi geri yatan şeyleri bırakın. Kısacası başlığım. Film olur. Arkadaş grubu olur. Ben şunu yapmayacağım olur. Ailenizin dedikleri olur. Ailenize demişsinizdir. Fizik heveslisiyim. Fizik istiyorum. Konuşmuştur. Moralinizi bozmuştur. Önemli değil arkadaşlar. Sınavı 3 ayınız var. O puanı bir alın. Tercih listesi bir gelsin. Konuşuruz. Moralinizi lütfen bunlarla bozup geriye çekmeyin. İnsanlar pes etmeye yakındır bu süreçte. Siz de böyle olabilirsiniz. Şunu söylüyorum, hep söylüyorum unutmayın. Aydınlığın en yakın olduğu zaman, karanlığın en fazla olduğu zamandır. Yani karanlığın en fazla olduğu an, aydınlığa en yakın olduğunuz zamandır. Ne zaman ki bilsem masa başında derse daha yeni başladığımda uykum geliyor. Biraz çalıştım, sıkılıyorum, pes etmeye yakınım. Diyorum ki Tunç, burası tam tutunman gereken yer. Tunç, burası bir basamak daha yükseleceğin yer. Size de diyorum, sıkıldınız mı? İnanın ki bir basamak daha yükseleceğiniz noktadasınız. Pes etmezseniz bilin ki ileride geldiğinizde ben şunları feda ederek buraya geldim diyebileceğiniz noktadasınız işte. O yüzden sakın buralarda bırakmayın. Size en büyük tavsiyem bu. Yorulduysanız bilin ki dediğim gibi tam atılacağınız, tam bir basamak yukarı çıkacağınız yerdesiniz. Kalan konuların her birisi önemli. İşte MSÜ size bunu gösterdi. Ben sosyalde şuna çalışmayayım, biyolojide bunu yapmayayım, kalan konuları daha iyi halledeyim. Hayır arkadaşlar. Kalan zaman zarfında mutlaka süre tutarak bazı konularda eksiğiniz olsa dahi artık pısırıklık yapmayıp kenara çekilmeyip konuya bakarak yüzeysel de olsa bir şeyler öğrenmeye çalışarak bazen deneme üzerinden öğrenmeye çalışarak bunları yapmanız lazım. Bir net bir daha söylüyorum okuyacağınız üniversiteyi bir net bir yılınızı değiştirebilir. O yüzden her net bizim için kıymetli. Ve teknik, taktik işte bunlar şunlar onları artık zaman ayırmayın.
Tamam mı? Yani şu da mesela benim sinirimi bozuyor. Ben bakıyorum bir ayda şunu fulledim. Tamam, bir ayda fulledin ama senin zaten geçmişin çok iyi. Sen zaten çok iyi hazırlanmışsın. Hani bu seni izleyen birisinin yapabileceği bir şey değil. Çünkü aynı geçmişten gelmiyor. O yüzden benim hiçbir zaman öyle bir videom olmayacak arkadaşlar. Bir ayda fulle. Yok. Ama derim mesela bir şey anlattığımda konunun tüm kazanımlarını bakıp anlatmışsam derim. Eksiksiz anlattım derim. Çünkü almanız gereken tüm kazanımlar vardır. Türev eksiksizdir. Çünkü ben size fazlasını anlattım. Üniversite boyutunda hatta o kayıtlar. Değil mi? Eksiksizdir. O yüzden size bu kadar kötülük yükleyecek, sizi geriye çekecek şeyleri lütfen kenara bırakın. Kalan süre zarfını soru tutarak her netin önemli olduğunu, o yüzden mesela fen çalışıp birazcık bilmiyorum ya da sosyal çalışıp arkadaşlarınız tarafından ya matematik çalış, daha fazla net, daha önemli gibi bir şeyle karşılaşıyorsanız, bunlar sizi bile geriye atıyorsa, sosyalin bile, fenin bile branşları olmayanlar için söylüyorum, ne kadar kıymetli olacağı ortada arkadaşlar. O yüzden lütfen dediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Her şey aslında sizin başarılı olmanız için, siz de bu noktaya kadar geldiniz. Kalan zaman zarfını da iyi değerlendirelim. Ne yapmanız gerektiğini paylaştım. Olan oldu, yığılma oldu mu oldu ama bunları kapatın. Geçmiş gitmiş gibi düşünelim. Sanki ta eskiden olmuş gibi düşünelim. Kalan zaman zarfında bu başarısızlıkları hiç yaşamamışsınız gibi. Hatalarınız neyse baktıktan sonra tam motive devam edelim. Diyeceklerim bu kadar. Yine yarım saate yakın konuşmuşuz. Çenem düşük, içim dolu arkadaşlar. Biliyorum bunu konuşmama sebeplerinden biri de videoların bu kadar uzun olması ama buraya kadar değerli görüp izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Hadi bakalım, 3 ay kaldı. Pes etmek yok. Tam tersi, iyice sıkı bir şekilde çalışmaya devam edelim.